Merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuzu çekelim dedik. Üçüncü videomuzda bir başka stili gösterelim. Bu gayet basit zaten. Sonra Çapari dizimi hakkında bilgilendirme yapmadan bu işi sonlandırırsak eksik kalacağımızı düşündük. Biz bunu bir paylaşalım. Yakınlaşalım, bağlayalım. Bakın arkadaşlar, bir düğüm atıyoruz. Düğümle başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bir tane çingene düğümü atıyoruz. Buradaki sistemi geçmeden önce mesafesini anlatmak istiyorum ben. Bu önemli. Benim karışım 20-22 santim gelir. Böyle 22, 8 de eklersek 30. Ben 31 santime kış takımı diziyorum arkadaşlar. 31 santim ne demek? 15 santim boğaz balıkçılığında bir kösteğin uzunluğu, İstavrit çaparesinden bahsediyorum. 15 de buradan olursa 30 santim yapar. Arada 1 veya 2 santimlik boşluk bırakırsanız bu iki köstek birbirine asla dolanmaz. Bakıyorum, 20 santime bir tane bağlamış, o iki tane köstek birbirinden yapışık çıkıyor. Bunu önlemek için buraya 30-32 santim pozisyonunda bir aralık verirseniz iki köstek birbirine gelmez. Şimdi kösteğimizi bağlayalım. Bakın, yine bir tane alttan atıyoruz. Attık. Bir tane üstten atıyoruz. Aldık. Bir tane daha üstten atıyoruz. Aldık. Aşağıya geçiyoruz. Yukarı ve aşağıya atılan ilmekler bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı olursa topuz oluşur burada. Bu topuz oluşmaması için bir aşağıya, iki tane de yukarıya attık. Sonra yine burada iki defa bunu attık. Bakın, uzun oldu ama topuz olmadı. Bu önemli. Eğer 1 saat, 1,5 saat çalıştıktan sonra kösteğinizin dibinde veya yarım saat çalışma hızlı ağır kurşuna çalıştığınızda kurşunun her suya vurduğunda bu iğneler bir defa kendisini geri vuruyor. Bu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla bir tane böyle artık 1 saat sonra, 1,5 saat sonra bir tane daha eklediğiniz zaman bu uzar ama tombul olmaz. Bakın, hep alttan atıyorum. Benim stilim alttan dedim. Bu çok tartışılıyor. Ara mesafesini 30-32 santim kış balığında, 34 santim yaz balığında kullanıyorum. Ki balık ne kadar seyrekse bu ara o kadar açılır. 40 santime bir tane bağlarsanız 6 veya 7 tane iğne ile gayet normal avlanırsınız. Eve boş gitmeden balıkla gidersiniz arkadaşlar. Benim oltam dizişim bu şekil. İnşallah bir faydam olmuştur. Tavsiye ederim. Aralıklı yapın. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler olsun.